1995 tarihinde İngiliz ordusuna giren Challenger 2, Challenger 1 üzerinden geliştirilmiş olup toplamda 450 adet üretilmiştir. Challenger 2F test gibi modernizeli versiyonları da vardır. 120 mm'lik ivli topu onu diğer NATO tanklarından farklı yapıp HES mühimmatları kullanabilmesine imkan tanır. Topu son nesil APFSDS mühimmatları ile 750 mm Rahatçeli'ye nüfuz edebilir. Bu da Orta Doğu'da kullanılan tüm tankların ön zırhına nüfuz etmek için yeterlidir. Diğer modern tanklarda olduğu gibi tankta yatay, dikey stabilizasyon standarttır. 75 ton civarında olan bu canavar sadece 1200 beygir dizel motor ile donatılmıştır. Bu da onu en yavaş modern tanklardan birisi yapar. Zırh tasarımı siperlerde kullanıma uygun tasarlanmıştır. Zırhın üst bölümlerine doğru kalınlık artarken alt kısımlara doğru incelmektedir. Böylece siper altına kalacak zırh hakkı atışın muhtemel isabet edeceği üst bölgelere eklenmiştir. Black Knight modellerinin diğer Challenger 2 modellerinden en büyük farkı mürettebatın reaktif, kompozit, zırh gibi pasif zırhlar yerine aktif koruma sistemleri ile korumasıdır. 2019 tarihinde tanktan ek zırhlar çıkartılarak yerini aktif koruma sistemlerine bırakmıştır. Black Knight modelinde komutan ünitesine 360 derece dönebilen termal kamera entegre edilmiştir. Tanka eklenen aktif koruma sistemi sayesinde anti-tank füzeleri tanka çarpmadan havada imha edilmektedir. ...340 adet üretilen Type 90 tankları Type 74'lerin yerini alması için Almanya yapımı Leopard 2A4 baz alınarak tasarlanmıştır. Bu sebeple her iki tank da birbirine benzer. Japonya dağlık ada ülkesi olduğundan tanktan beklenen öncelik iyi tırmanabilmesi ve hareketli süspansiyonu ile her zemine ayak uydurmasıdır. İsteğe göre kepçe takılabilir. Bu sayede tank kendi siperini kazıp sadece kulesini hedefe göstererek savaşabilmektedir. 50 tonluk görece hafif olan tip 90 serisine V10 1500 beygir dizel motor eşlik eder. Bu sayede 70 km hıza çıkabilir. Alman yapımı 120 mm L44 topu 4 saniyede atış yapabilen otomatik doldurucu ile desteklenmiştir. 4 yerine 3 mürettebatı vardır. Atış üniteleri Leopard 2A4 ile benzerdir. Zırhı modern tanklar içerisinde kötü sayılabilir. Aracın tasarım önceliği hız ve tırmama kabiliyetidir. Hareketli süspansiyonu sayesinde istenen her yöne yönelebilir. Tip 90 yerine geliştirilen Tip 10 modelleri sadece 30 adet üretilmiş olup Type 90 modellerinde bulunan tüm özelliklere sahiptir. Topu Alman yapımı L44 ile aynı olsa da Japonya'nın kendi ürettiği sabotlar ile nüfus değeri 600 mm reha çeliktir. Tip 10 modellerinin süspansiyon mesafesi daha fazladır haliyle daha yükseğe ya da daha alçağa göre yönlendirilebilir. Üstelik daha hızlıdır. Sağ, sol, ileri, geri gibi hareketler yapıp tankın eğimli arazide isabetli atış yapabilmesine imkan sunar. Tankın zırhı yüksek sertlikte nanokristal çelik, seramik ve neradan oluşsa da bu zırh sadece belirli noktalarda vardır. Gerek alan noktalar
zayıftır. İtalya yapımı J1 Arete tankları Of 40 serisinin yerini almak için 95 ile 2002 yılları arasında 500'den fazla üretilmiştir. Tankın gövde zırhı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tankların delebileceği kadar zayıftır. Bunun nedeni çelikten üretilmiş olmasıdır. Gövdesinin ufak bir kısmı boşlukludur. Geri kalan her noktası tek parça çeliktir. Bu da RPG-7 roketlerinin bile kolaylıkla delebilmesi anlamına gelir. Tankın ön kulesi seramik nere zırhı ile nispeten roketlere karşı kuvvetli olsa da günümüzde bir şey ifade etmemektedir. Tip-99 tankları Rus yapımı T-72 baz alınarak geliştirilmiştir. Tıpkı Rus tankları gibi otomatik doldurucuya ve 3 mürettebata sahiptir. Rus tanklarının daha ucuz, kalitesiz versiyonlarından başka bir şey değillerdir. Kullanılan zırh, rehe artı tekstolit olup sadece RPG-7 gibi basit roketleri engelleyebilir. Zamanla Type 99A modelleri geliştirilip zırhı güncellense de Çin tanklarının tek özelliği eski Rus tankları gibi ucuz ve çok üretilebilip kolay tamir edilebilmesidir. Stabilizasyon, termal kamera gibi modern tanklarda bulunan bir takım özelliklere sahip olsa da NATO tanklarıyla karşılaştırılamaz. Yanını andıran basit gövdesiyle Rus tankları gibi vurulması ve görülmesi zordur. Atış yapıldığında T-72, T-90 serisindeki gibi kovanı dışarıya fırlatan mekanizma bulunur. Envanterinde Leopard 2A4, M60D, Leopard 1 gibi farklı tanklar barındırsa da Türkiye'nin ana tank gücünü M60A3, TTS modelleriyle M48A5, T1, T2 serisi oluşturmaktadır. Yatay dikey stabilizasyon fabrika çıkışlı olarak olsa da yedek parça sorunu nedeniyle TSK bünyesinde birçok Piton serisi tankın stabilizasyonu uzman çavuşların iddialarına göre çalışmamaktadır. Tankın 65 yılından kalma eski tasarımı onu günümüzün tehditlerine karşı savunmasız yapar. Tankın ön gövdesi genel olarak 110-140 mm arasında açılı rahat çelik ile korunur. Kulesi daha sağlam olsa da modern antitanklara karşı bir şey ifade etmemektedir. Amerikan tanklarında motor sistemesi standarttır. Motor sistemesi sayesinde araç sis havanı kullanmadan kendisini perdeleyebilmektedir. 750 beygir dizel motoru 51 ton olan ağırlığını taşımakta pek mahir değildir. Rakibi olan T-62 ve T-72 tanklarından daha hantal olsa da döneminin ilerisinde tasarlanan atış üniteleri ve termal nişangahı ile günümüzde de hala işe yaramaktadır. M60
M60 Sabralar TSK bünyesinde kullanılan M60 A1 tanklarının ciddi modernizeli halidir. Günümüzde yaklaşık 150 adet TSK envanterinde bulunan M60T modernizasyonu toplamda $500,000 İsrail'de modernize ettirilmiştir. 105 mm Yivli M68 topu, 120 mm Yivsiz MG 253 ile yer değiştirip deliş potansiyeli 700 mm'ye kadar arttırılmış olsa da MEKİ üretimi sabotlar ile düşük delişe sahiptir. Yaklaşık 450 mm. 750 beygir dizel motor yerine sisleme özelliği olmayan 1000 beygir motoru bırakmıştır. Atış üniteleri tamamen yenilenip tankın kulesi silahı ve reaktif zırh ile kaplanmıştır. Böylece tankın roketlere karşı dayanıklılığı arttırılmıştır. M60TM modernizasyonu sayesinde aktif koruma sistemine kavuşan Sabralar tanklara ve modern AT cam füzelerine karşı hala savunmasızdır. Yeni güç grubu ile aracın son hızı 48 km'den 55 km'ye yükseltilmiştir. İsveç tarafından kullanılan STRV-122'ler, Alman yapımı Leopard 2A5 modellerinin modernizeli hali olup BK kabiliyeti A7 ile aynıdır. A7'den temel farkı topunun L55 yerine daha kısa L44 olmasıdır. 52 ton ağırlığı 1500 beygir dizel motor olup son hızı 65 km bandındadır. 0.32 hızlanması ise 6 saniyedir. Tank hareketli halde güçlü stabilizasyon motoru sayesinde isabetli atışlar yapabilir. Komutanın 360 derece dönebilen termal nişangahı aynı zamanda topu kullanmak için yeniden tasarlanmıştır. Tank komutanı yükselebilen termal kamerasıyla nişancıya hedef gösterebilir ya da kule kontrolünü kendisine alarak atış yapabilir. Lerkler pahalı, titanyum. Nere zırhı, hafif ağırlığı 1500 beygir motor ile ön plana çıkmaktadır. 120 mm Yivsiz topu Leopard 2A7 modellerinde kullanılan L55 topu ile benzer özelliğe sahip olsa da Fransız sabotları günümüzde 650 mm'ye kadar nüfuz etmektedir. 3 mürettebat tarafından yönlendirilen Lerkler serisinin otomatik doldurucusu 6 saniyede topun ateşlenmesine olanak verir. Kalkan makineli tüfeği ile diğer tankların aksine 7.62-51 değil 12.799 mühimmat kullanmaktadır. 360 derece sis havan atabilir. Bu sayede her yönden gelecek roket atışlarına karşı korunur. Titanyum ile desteklenmiş seramik nere zırhı aracı hem hafif hem de sağlam yapsa da bu pahalı zırh sadece belirli bölgelerde kullanılmıştır. Bu da aracın homojen korumaya sahip olmadığı anlamına gelir. Kalkan zırhı ile gövdesinin alt plakası RPG-7'nin delebileceği kadar zayıftır. Toplamda 850 adet üretilen AMX-56 tanklarının 20 farklı modernizeli versiyonu vardır. Günümüzde 130 mm top ile Lerkler, Terminator modellerinin testlerine başlanmıştır. Merkava serisi 4 ana modele ve bu modellerin modernizeli versiyonlarından oluşur. Günümüzde Merkava 4 modelleri kullanılır. Araçta kullanılan MG 253 Yiğsiz top, Alman yapımı L44'ün türevidir. 1500 beygir Alman motoru kullanmaktadır. Güç grubu tamamen ön taraftadır. Bu da önden delinmesi durumunda arkada yer alan mürettebata ek koruma sağlar. Merkava serisi gerekli durumlarda arkasında yer alan ek bölmesi sayesinde tıpkı ZPT gibi piyade de taşıyabilmektedir. Müzik
Aracın nere seramik, nikel çelik zırhı tabakalar halinde boşluklu şekilde yerleştirilerek roketlerin deliş etkisini azaltmaya yönelik geliştirilmiştir. Tankın dışı tamamen sillara ile kaplıdır. Sillara isabet eden heat roketlerinin enerjisini kullanarak şişen ve roketlerin deliş etkisini azaltan bir nevi reaktif zırhtır. Tankın zırhı antitank füzelerine karşı belirli düzeyde mukavemetli olsa da tank arma savaşlarda savunmasızdır. Olay yerinden kaçması gereken durumlarda geri geri 60 kilometreye kadar hızlanabilir. Rusya'nın birçok tankı olsa da bel kemiğini hala T-72 ve türevleri oluşturmaktadır. T-72B3 günümüzde en yaygın kullanılan T-72 modelidir. Tankın reaktif zırh ile desteklenmiş. Kompozit zırhı 550 mm kinetik, 800 mm kimyasal dirence sahip olup Japon, İtalyan, İsrail, Çin yapımı tanklardan daha sağlamdır. Sovyet tanklarının Orta Doğu'da madarı olma sebebi deneyimsiz mürettebat tarafından kullanılmasıdır. Tankın zırhı, deliş gücü, motor performansı, Leopard 2A6 gibi NATO tanklarından daha iyi olmasa da 3'te 1'lik fiyatı ile fiyat performans tankı denilebilir. 7 saniyede topu doldurabilen otomatik doldurucusu ve 125 mm yivsiz topu ile en etkili tanklardandır. Topu kaliteli sabotlar ile 750 mm'ye kadar daha çelik delebilir. T-72B3 modelleri T-72B aksine X-12 zoom yapabilen termal nişangahı ile Leopard 2A4'ten farksızdır. Rus tanklarının modeli doğrultusunda 780 ile 1200 beygir arasında motor gücü değişir. Ön ön 65 km sürate ulaşabilirken geri geri sadece 4 km hıza sahiptir. T-80 serisi diğer üretilen Rus tanklarından farklı olup birim maliyeti 2 kat fazladır. Bunun nedeni 1200 beygir türbin motoru, atış üniteleri ve gelişmiş zırhıdır. T-72B3, T-90 serilerinde ERA, REHA, NERA, kauçuk şeklinde basit zırhlar kullanılırken T-80U ve sonraki serilerde hücresel dolgu, polimer, HHS, tekstilit tercih edilmiştir. T-80 BVM seri üretilen en hızlı tanklardandır. 75 kilometreye kadar ulaşabilir. Tankın stabilizasyon kabiliyeti, termal nişangahı, NATO tanklarıyla mücadele edebilir. Yeni geliştirilen reaktif zırhı ile birlikte ön gövdesinin kinetik direnci 700 mm bandındadır. Bu da birçok NATO temelli tanktan korunabileceği anlamına gelir. T-90 ile T-72 serisi 7-8 saniye aralığında atış yapabilirken T-80 BVM'lerde atış süresi 6,5 saniyedir. T-80 BVM, T-90M gibi modeller aslen T-14 Armata programının çıkmazı girmesiyle modernize edilmiş eski Sovyet tanklarıdır. T-90A'lar, T-72B modelleri üzerinden geliştirilmiştir. Gövde T-72B3 ile aynı olsa da kulede kullanılan zırh ve atış üniteleri farklıdır. Kulenin ön taraflarında gözleri andıran AT cam yanıltıcı sistem sayesinde füzelerin güdümünü belirli bir mesafeden bozup engellemektedir. Tankın kulesi diğer Rus tanklarının aksine dökme zırh ile değil, rahat zırh ile üretilmektedir.
Kuzeyde çatan güneş, güneyde barlar. Türkünü elim benim, ala boğazımı da. Ebrum serisi 1500 beygir türbin motoru sayesinde hem çok sessiz hem de çok hızlıdır. Araç 72 km son hıza sahip olsa da M1A2 modellerinde hız sınırı 68 km'ye düşürülmüştür. Termal nişangahı ile desteklenen 120 mm 256 topu Alman yapımı L44 ile aynı olup Amerikan yapımı M829 A3 APFSDS mühimmatları ile 780 A4'lerle ise 840 mm reha çelik delebilir. Tankın ana zırhı reha çelik, nera, seramik, zayıflatılmış uranyumdan oluşur. Gövde önünde kinetik direnci 600 mm, kolede ise 700 mm'nin üzerindedir. Bu da Sovyet tanklarından korunmak için nispeten kafidir. Tüm mühimmat kule arkasında 40 mm koruyucu kapak ardında depolanmıştır. Mühimmat patlasa dahi mürettebatını koruma olasılığı yapılan test sonuçlarına göre vardır. A6 modelleri hala Almanya'da kara kuvvetlerinin ana tank kuvvetini oluşturmaktadır. İki A7 modelleri henüz Alman envanterinde yoktur. 120 mm yivsiz L55 topu dünyanın en iyi silahı olup deliş kabiliyeti 900 mm'nin üzerindedir. Delemeyeceği pek tank yoktur. 1500 beygir dizel motoru 68 km ileri 32 km geri geri ilerlemesine olanak sunar. Tungsten Ceramic HHS Titanium Reha nere zırhı aracı dünyanın en sağlam tanklarından birisi yapar. Tank komutanı duruma göre topu kendisinin kullanabileceği bir dizi üniteye sahiptir. T-72 benzeri Sovyetlerden kalma tankları hala kullanan Polonya ordusunu NATO'ya uyarlamak için Leopard 2A4 satın almıştır. Ukrayna Savaşı'nda T-72 A tanklarından üstün olduğu kanıtlanmıştır. Araç Sovyetler döneminden kalsa da 80 şartlarına göre modernize edildiğinden T-64 serisinin üst modeli olan T-72 modellerinden daha niteliklidir. Gövdesi tekstilit bileşikliği çelik olurken kulesi ise çelik ile birlikte korundon taşından oluşur. 5 silindirli 700 beygirlik dizel motor kullansa da sadece 38 tondur. Bu da tankı 55 km sürate çıkartabilir. T-84 Oplot Ukrayna ordusunda çok kısıtlı olduğundan hala T-64 BV tankları ana tank gücünü oluşturmaktadır. Otomatik doldurucu ile desteklenen topu APFSDS mühimmatları ile
500 mm'ye kadar rehaçeli nüfuz edebilirken aynı zamanda güdümlü ATGM füzesiyle 850 mm'ye kadar delebilir.